Efendim buyurunuz. İyi günler. Buyurun. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam benim sorularım vardı da. Dinliyoruz. Hocam birinci soru Allah-u Teala'nın huzuruna Allah-u Teala huzuruna kabul ettiği zaman nasıl selam vereceğiz? Nasıl? Nasıl selam vereceğiz? Ha, Cenab-ı Hakk'a. Evet. Biz o makamda mıyız? Yok, olursa yani. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah Teala. Yani hocam şimdi şöyle diyeyim. Ruhen olarak bir sefer kabul edildik de. Büyük küçüğe selam verir. Bilemediğimiz için bir şey diyemedim. Büyük küçüğe selam verir. Yani Allah-u Teala selam verir. Sonra cevap verir. İzah edeceğiz efendim. Başka? Tamam. Bir de hocam bu Maliki mezhebinde. Şimdi ben Hanefi mezhebindeydim. Şey vardı. Küçük abdest tutamamızlık vardı. Bir rahatsızlık vardı. O yüzden Maliki mezhebini taklit ediyorum. Orada siz demiştiniz avret yerine değerse şey olur diye. Bu avret yerine yani temizleme... Erkeklik uzvuna. Evet yani şimdi su ulaşsın diye şey yapıyoruz yani değiyor. Normal abdest mi bozuluyor yoksa boy abdesti mi bozuluyor? Normal abdest. Normal abdest bozuluyor değil mi hocam? Tabii. Ben normal abdesti ilk başta almıyorum. En sondan alıyorum. Peygamber Efendimiz'in sünneti olsun diye. Ondan sonra kusurlarla kabul eyle diye dua ediyorum. Peki. Kabul oluyor mu acaba? İnşallah. Sağ olun hocam. Peki efendim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hayırlı günler. Şimdi Allah-u Teala huzuruna kabul ederse hitap Allah-u Teala'dan gelir. Çünkü selam bahsi anlatılırken mevkisi, makamı yüksek olan önce selam verir. Miraç gecesinde de önce Allah-u Teala selam verdi. Ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Tahiyyat okuyoruz ya. Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e selam verdi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam melekler cevap verdiler. Peygamber Efendimiz cevap verdi. Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin. Şekliyle cevap verildi. Dolayısıyla hani dinleyicimiz orada bir şey söyledi de şimdi bizi dinliyorsa bir kimsenin rehberi, mürşidi yokken kendi yapmış olduğu ibadetler sebebiyle, nafile ibadetler sebebiyle belli bir şey açılmış, belli bir şey görmüşse Allah Teala muhafaza buyursun, onu Allahu Teala zannedebilir. O da tehlikelidir. Çünkü Allah Teala şekilden, mekandan, zamandan münezzehtir. Hani ruhen öyle bir şey oldu dedi ya. Ruhen yükselme meselesinde daha önce de biz bir vesileyle nakletmiştik, büyüklerden bir zat evliyadan hem de belli bir derece yükselmiş, ruh makamına kadar yükselmiş. Oraya da bir mürşid-i kamil teşrif etmiş o şehre. Tabii insanlar sohbetine gidince bu evliyalık makamına giren zat da gitmiş. Evliyalık derece derece. Mesela tasvirler var. Eshab-ı kiram bile derece derece. Mesela Hazreti Vahşi radıyallahu teala hazretleri de eshab-ı kiramdır. Sonrakilerden üstündür. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu teala hazretleri seviyesinde değil. Hatta Hazreti Ömer ikinci sırada ben anlayamadım buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala hazretlerini. Anlayamadım. Göğsünde bir kıl olabilseydim buyuruyor. Onlar derece derece. Yani evliyadır. Tamam. Amenna. Evliyalık iklimine girmiştir. Ama evliyalık da derece derece. İşte bu zat da o Mürşid-i Kamil'in sohbetine gidiyor. O Mürşid-i Kamil olan zat tabii ta zirveye çıkartılmış. Ondan sonra sebepler alemine indirilmiş. Orada anlatıyor. Ve orada o zat anlatırken buyuruyor ki Cenab-ı Hak ruh hakkında buyuruyor ki onu Cenab-ı Hak kendi suretinde yarattı. Onun için ruhun mahiyetini bilmiyoruz. Sadece sıfatlarını üzerinde konuşabiliyoruz. Mahiyeti nedir bilemiyoruz ruhun. Ama sıfatları üzerinde. Yani orada ruhunu müşahede edebiliyormuş, görebiliyormuş. Ve çok kimse de ruhunu haşa Allah-u Teala zannedermiş. Ona taparmış. Bu zat bir dinliyor bunu. O evliyalık hükmüne giren zat bir kaybolmuş. Uzun süre görülmemiş. Sonra ortaya çıkınca demişler ya ne oldu? Demiş ben 30 senedir ruhuma tapıyormuşum. O makama gelmiş, onu da geçememiş. Ruhunu Allah-u Teala zannetmiş.
Ben demiş Allah-u Teala ibadet ediyorum zannediyorum. Onu Allah-u Teala zannettiğim için ruhuma tapmışım. O kıldığım namazların hepsini kaza ettim diyor. O kıldığım namazların hepsini kaza ettim. Ve bir gün aynı şekilde şey de yapabiliyor. Cenab-ı Hak mesela şeytana da o imkanı vermiştir. Müdahale edebiliyor, girebiliyor. Bazı görüntüler getirip gösterebiliyor. Hani İmam Rabbani Kudüs-i Sohestleri talebesinin birisi efendim diyor. Bu iş için diyor istişare yaptım, yaptım diyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz de rüyada gördüm diyor. Hani bu iş ondan sonra bir başlamış yavrum buyuruyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiziki hani halini hiç gördün mü ömründe? Görmem mümkün değil. Aynı asırlarda değilsin. Resmi var mı? Yok. Ama diyor şeytan aynı şekilde onun suretine giremez. Yavrum buyuruyor doğru. Ama sen onun suretini hiç görmedin ki. Mübarek yüzünü görmedin ki. Nereden bileceksin aynı şekilde o olduğunu? Elbette şeytan bizzat Peygamber Efendimiz zatına giremez. Ama sana rüyada bir görüntü getirdi. Bu Peygamber Efendimiz dedi. Ne bileceksin onu? Sen de kalkıyorsun ben Peygamber Efendimiz rüyada gördüm diyorsun. Gördüğün şeytanın aldatmasından başka bir şey değil. O imkan verilmiş mi? Verilmiş. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında gelmişler demişler. Efendim birisi böyle etrafına insanlar toplamış anlatıp duruyor. Ben her gece gidiyorum işte ben cennete gidiyorum. Hurilerle falan oturuyorum. Ondan sonra ona bana hizmet ediyorlar. Bana çeşitli meyveler, sebzeler neyse getiriyorlar. Ben yiyorum, içiyorum falan. Ondan sonra tekrar geliyorum falan. Buyurmuşlar ki onu buraya bir getirin. Adamı getirmişler Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Mübarek dinlemiş. Buyuruyor ki seni bir daha götürdükleri zaman... Beni diyor götürüyorlar. Götürdükleri zaman bizi hatırlayın buyuruyor. Tabi bu adamın hatırlaması çok zor da Abdülkadir Geylani Hazretleri orada sentir etmiş mübarek kendisini. Hakikaten götürmüşler. Gene böyle zevk, sefa, meyveler falan filan. Birden hatırına gelmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayınca bir lağım çukuru. Necaseti buna meyve, muz diye ikram edip yedirttiriyorlar. Cinler götürüyormuş. Cinler götürüyormuş. Onun için bir rehber yoksa o yoldan gitmek çok tehlikelidir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine buyuruyor ki adamın kafasını uçururlar buyuruyorlar. Adamın kafasını uçururlar. Çünkü bilinmeyen bir yol buyuruluyor. Tabirimi hoş görün de şöyle bir şey mi anlamamız lazım burada? Yani uçmak, havalanmak değil de inecek yer bulabilmek, doğru düzgün inebilmek. Aynen öyle. Önemli olan. Aynen öyle. Havada kalırsan yandın yani. Yandın. Yandın. Kalırsın da. Ya da inemezsen. Düşersin. Bir yerlere düşersin de lağım çukuruna da düşersin yani. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ne? Ya öyle sıradan da değil. İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri mesela. Hüseyin Kasap Hazretleri var. Ondan sonra. Türkmen diye bahsediyor ona. Ondan sonra. Yolda kalmış buyuruyorlar. Yolda kalmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Niye? Çünkü yolun sonuna kadar götürmüşler İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hepsini biliyor. Hepsini biliyor. Tepeden bakıyor. Kuş bakıyor. Göstermişler ona. O bir ihsan-ı ilahidir. Ve onun için aynı şekilde bunlar yazmışlar bu kitaplara ki aman ha. Yani bir rehber olmadan kendi kafanıza göre bu yola girmeye kalkmayın. Bu yola girmeye kalkmayın. Onun için onun için de kıl beşi bitirişi demişler ya. namazını kıl. Huyunu ahlakını düzelt. Ondan sonra uçma kaçma. Uçma kaçma. Onun için o tehlikeli mi? Tehlikeli. Hani dinleyicimiz diyecek ama ben şey yaptım böyle bir halin içerisinde olabilir. Ama şimdi dinleyicimiz bunu sorduktan sonra da bizim de o bildiklerimizi nakletmezsek vebale gireriz. Yani ahirette der ki siz bunu biliyordunuz ben de size sordum. Eğer ben aynı şekilde hatalıysam bunu söylemeniz lazımdı. Ya Rabbi der ben bunlardan şikayetçiyim deyiverir. Ha şimdi hoşuna gitmeyebilir dinleyicimizin bu söylediklerimiz naklettiklerimiz. Ama işin doğrusu bu. İşin doğrusu bu. Tehlikelidir dikkat etmek lazım.